Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu muhteşem portakal çubuklarını yapacağız. İyice yıkamış olduğumuz 4 tane portakalımızın kabuklarını soyalım. Soymuş olduğumuz portakalın kabuklarını bu şekilde uzun şeritler halinde keselim. Doğramış olduğumuz portakal kabuklarımızı derin bir tenceremizin içerisine alalım. Tenceremize almış olduğumuz portakal kabuklarımızın üzerine geçene kadar su ilave edelim. Ve tenceremizi ocağımıza alalım. Kaynayana kadar bekleyelim. Portakal kabuklarımız kaynamaya başladı ve saate bakıp 15 dakika kaynatalım. 15 dakika oldu. Portakal kabuklarımızın suyunu süzelim. Süzdüğümüz portakal kabuklarını tekrar tencereye alıp üzerine soğuk su dökelim. Kaynaması için bekleyelim. Kaynayan portakal kabuklarımız 15 dakika daha kaynayacak. ...15 dakika oldu. Bakın böyle sarı sarı portakalların suları çıkıyor. Bu acı suyu. Acı olmasın diye kaynatıyoruz. Ve tekrardan süzüyorum. Üçüncü kere süzmüş olduğum portakal kabuklarımı tencereme alıyorum. Üzerine tekrardan soğuk su döküyorum ve kaynatıyorum. Üçüncü kere kaynattığım portakal kabuklarım 15 dakika oldu ve süzüyorum. Toplamda 3 kere kaynatıyorum portakal kabuklarımı. Şimdi portakal kabuklarımı tencereme alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı su ekliyorum. Portakal kabuklarımıza eklemiş olduğumuz su ve şeker iyice kıvam alana kadar kaynatalım. Birkaç damla limon damlatalım. Ve karıştırıp kaynamasını bekleyelim. Portakal kabuklarımız kaynamaya başladılar. Portakal kabuklarımızın suyu iyice çekti. Bakın ocağımın altını kapatıyorum. Ve portakal kabuklarımızın soğuması için fırın telimizin üzerine bu şekilde dizelim. Portakal kabuklarımızı düzgün koymamız çok önemli. Çünkü bu şekilde soğuyup kalacaklar. Özellikle kahvelerinizin yanına çok yakışacak bu portakal kabuğu şekerlemesi. Sizlerin de bu lezzeti seveceğinize eminim. Kavanoza koyup aylarca saklayabileceğiniz bir tarif.
dizmiş olduğum portakal kabuklarımı bu şekilde oda sıcaklığında 1 saat kadar soğumaya bırakalım. Bir saat oldu, portakal kabuklarım soğudu. Ben de diğer bir tarafta 40 gram bitter çikolatası, 40 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eriteceğim. Kasemizin altına bu şekilde suyu koydum ve ocağa alıp eriteceğim. Bakın çikolatalarımız eridi. Fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıt serdim. Ve portakal çubuklarımı çikolataya bulayıp bu şekilde aralıklı aralıklı tepsime diziyorum. Portakal çubuklarımın bazılarının tamamını çikolata sosuna batırdım. Bazılarını da yarısına kadar çikolata sosuna batırdım. Her türlüsünü size gösteriyorum. Hepsi de çok güzel oluyor. Bu şekilde çikolata sosunla yaptığımız portakal çubuklarımızı birazını toz şekere bulayacağım. Böyle portakal çubuklarımızı toz şeker olan kasemizin içerisinde iyice çevirerek şekere bulayalım. Ve yağlı kağıt üzerine dizelim. İsterseniz bir tabağa da dizebilirsiniz. Çikolata olmadığı için, şeker olduğu için birbirlerine yapışmıyorlar. 4 tane portakal kabuğundan 3 çeşit şekerleme yapmış olduk. Portakal çubuklarımız hazır. Portakal kabuklarımın üzerindeki çikolata iyice donduğunda kavanozları alacağım ve ağzını sıkıca kapatacağım. Bu şekilde aylarca kalabilir. Sizlerin de bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarihte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.